Sinop'ta nükleer güç santralı yapma ile ilgili hükümetin şöyle bir şeyi var. Daha bu 2000'li 1990'lı yıllardan itibaren var. Sinop'ta da şimdi illa da bir nükleer santral yapmayı, nükleer güç santralı yapacağız diye bir çabalar var. Bakın Cumhurbaşkanı iki de bir Soçi'de gittiler, görüştüler. Başka yerlerde görüşüyorlar. Hala bakanlıkta diyor ki işte biz Sinop'ta, hatta İğneada da var bunların içinde. Ama İğneada'yı da tam dile getirmeden şimdi Sinop'taki ile ilgili işte Güney Kore ile, yok Rusya Federasyonu ile, hani Çin'le bu konuda görüştüklerini ve buralarda işte Sinop'ta bunlardan herhangi biriyle nükleer güç santrali yapmayı düşündüklerini söylüyorlar. Ama bu ekonomik şartlarda ne Rusya'nın ne de Güney Kore'nin özellikle bizim gibi ülkelerde kendi ülkelerinde yapmamalarına rağmen bizim ülkemizde nükleer santral yapmak için bir çabaları var. Ama şimdi daha ortada bir ÇED raporu yok. Tekrar bunlar şimdi işte diyelim ki Güney Kore ile veya Rusya ile veya herhangi Çin ile anlaştıkları zaman aynı daha önce Sinop'ta Japonya ile anlaştıkları gibi bir uluslararası hükümetler arası bir anlaşma yapmak durumundalar. Daha henüz ortada böyle bir şey yok. Ama ikide bir yok işte biz Türkiye işte Sinop'ta da Güney Kore ile yok Rusya ile yok Çin ile işte bu işleri görüşüyoruz. Olumlu görüşmelerimiz var. Ama şimdi uluslararası özellikle nükleer santral gibi büyük yatırımlarda öyle iki kişinin dedi ya da iki devlet başkanına ya biz yapıyoruz siz yapıyorsunuz demesiyle bu işlerin olma ihtimali çok söz konusu değil. Yani ne olursa olsun biz Sinop'ta hatta İğneada'da ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde veya dünyada yapılmak istenen tüm nükleer güç santrallarına karşıyız. Çünkü bunun sonuçlarını Çernobil olarak biz yaşadık. Fukushima olarak Japonya yaşadı. Daha önceden bir sürü kazalar oldu. Tabi bunların adını kaza denebilir mi?